Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Bu modeli bize Instagram'dan bir arkadaşımız göndermişti. Arkadaşımızın isteğini yerine getirerek bugün bu güzel modeli birlikte hazırlayalım arkadaşlar. Öncelikle ara kısmını yapacağız arkadaşlar. Ben burada iki tanesini yaparak hazırladım. Hemen yanına bir tane daha ara yaparak modelimize başlayalım. Ben bu ara modellerin arasına modelin arasına 6 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Buraya yine 6 tane zürafamı yaparak hazırladım. Hemen üzerine zürafa yapmaya başlıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum arkadaşlar. Ve buraya küçük zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıyorum. Hemen tepesine düğümümü atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. 3 tane oldu. Tekrar yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Toplamda 5 tane olacak arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Zürafalarımı oldukça küçük yapmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane zürafa yapmış olduk üst üste. Şimdi hemen bir alttaki zürafaya batıyorum. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Hemen başlamış olduğum zürafanın içine batarak bu şekilde aşağıya dönmüş oldum. Sap kısmını bu şekilde hazırlamış oldum arkadaşlar. Dilerseniz buradan zürafa yaparak devam edebilirsiniz. Ben aradan başladığım için burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Şimdi hemen dağımızı oluşturarak üzerine yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ara modelimi tamamladıktan sonra burada arasında 6 tane zürafa bırakacağım. 2, 4, 6, 7. zürafayı hemen batarak buraya düğümümü atıyorum. İpim sağ tarafta olacak şekilde uç kısmı iğnemin üzerine koydum. Hemen buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde düğümümü attım arkadaşlar. Ve her bir zürafaya batıp buraya zürafa yapıyorum. 5 tane zürafa ile başlayacağız arkadaşlar. Üç oldu. Bana gönderilen resimde sade bir yazmaya yapılmıştı bu model arkadaşlar. Dilerseniz sadece bu kısmını yazmalarınızın köşesine de uygulayabilirsiniz. Evet, 5. zürafamı da yapmış oldum.
Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Yanındakine battım ve sondaki zürafama batıyorum. Zürafa sayım 4 tane kaldı arkadaşlar. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Her sırada bir tane zürafa sayım eksilecek. Bu sırada 3 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. İki tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Tek zürafamı da yaptım. Ve bu şekilde dağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Ve buraya iki tane zürafa yaparak başlıyorum. İki tane zürafamı yaptım. Şimdi hemen baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Burada artırma tekniğimizi uygulayacağız arkadaşlar. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Başından ve sonundan artırma yapacağız. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batarak üçüncü zürafamı yaptım. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Yine aynı şekilde artırıyoruz arkadaşlar. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Ortadaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama tekrar batıyorum. Bu şekilde zürafa sayım 4 oldu arkadaşlar. Zürafa sayım 6 tane oluncaya kadar başından ve sonundan artıracağım. Zürafa sayım 6 tane oluncaya kadar başından ve sonundan artırdım arkadaşlar. Şimdi hemen 1, 2, 3. zürafama batarak buradan geri dönüyorum. Bu şekilde. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Zürafa sayımızı eksiltmiyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa doğru açılmasını sağlıyoruz. Tekrar baştaki zürafama batıp geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum.
Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama tekrar batıyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya tekrar batıyorum. Bu şekilde üzerine 7 sıra oluncaya kadar yaparak tamamlayacağım. 7 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarladım arkadaşlar. Hemen birlikte sayalım. Burası en son sıra. En son sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi sağ tarafa doğru açılmasını sağladık. Şimdiden sonra da artık sol tarafa doğru gitmesini sağlayacağız. Şimdi hemen baştaki zürafama batıp buradan geri dönüyorum. Bu şekilde. Her zaman sondaki zürafaya iki defa batıyorduk. Şimdi ise baştaki zürafaya iki defa batıyoruz. Şimdi baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Buraya zürafamı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya tekrar batmıyorum. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Buraya zürafamı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Ve sondaki zürafaya batıyorum. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde toplamda 7 sırada buraya yapacağız arkadaşlar. 3 sırasını yapmış olduk. Diğerlerini de yaparak tamamlayacağım. 7 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarladım arkadaşlar. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sıra olduktan sonra burada ipimi koparmadan ipimi kenara koyuyorum. Daha sonra bu ipimi kullanacağım arkadaşlar. İğneme yeni ip alarak hemen diğer tarafını yapmaya başlıyorum. Baştaki zürafama batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum ve hemen buraya düğümümü attım. Şimdi baştaki zürafaya tekrar batıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak 3. zürafamı yapmış oldum. Şimdi baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum.
Tekrar baştaki zürafaya batıyorum. Buraya zürafamı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde üçüncü zürafamı da yapmış oldum. Üzerine başladıktan sonra iki sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Burada yapmış olduğum gibi 7 sıra oluncaya kadar bu kısmı da yaparak tamamlayacağım. 7 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarladım arkadaşlar. Hemen sayalım. Başlamış olduğum hemen sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi içe doğru dönmesini istiyoruz arkadaşlar. Baştaki zürafama batarak buradan geri dönüyorum. Geri döndükten sonra baştaki zürafaya tekrar batmıyorum artık. Şimdi hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. Bu defa tam tersi, başından değil sonundan artırma yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar baştaki zürafama batıp geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. Bu şekilde 7 sıra yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Yedi sıra yaparak burayı da tamamladım arkadaşlar. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi hemen kolaylık olması açısından buradaki baştaki zürafama batıp arasında hiç açıklık kalmayacak şekilde buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde arayı birleştirmiş oldum. Şimdi üst kısmını yapacağız arkadaşlar. Buradaki ipimi kesiyorum. Hemen bu kenardaki ipimi iğneme takıyorum. Kenardaki ipimi iğneme aldım arkadaşlar. Şimdi hemen baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Ve sırasıyla her bir zürafaya batıp üzerine zürafa yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Ve sondaki zürafaya battım. Zürafa sayım 5 tane arkadaşlar. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batıp
Buradan geri dönüyorum. Her sırada bir tane zürafa sayım eksilecek arkadaşlar. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonrakine battım. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Dört tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya batıyorum. 3 tane zürafam kaldı. Hemen geri döndüm ve yanındaki zürafaya battım. Sondaki zürafama battım. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıp buraya zürafamı yaptım. Tekrar zürafamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Ve burada hemen ipimi kesiyorum. Şimdi ortasını yapacağız arkadaşlar. Baklava dilimimizi oluşturmuş olduk. Hemen ortasını yapalım. Ortasına 2 zürafa yapacağız. Başladığımız zürafa ile birlikte toplamda 3 zürafa olacak. Hemen bu kısımda, yani 3. zürafayı batarak buraya düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Buraya küçük bir zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafanın içine batıp geri dönüyorum. Tekrar zürafamın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Bu şekilde ortasındaki sap kısmını da oluşturmuş oldum arkadaşlar. Burada hemen ipimi kesiyorum. Hemen arkasındaki iplerimi de keserek temizliyorum. Bu şekilde sap kısmını da yapıp tamamlamış oldum. Şimdi üzerindeki modelimizi de yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Evet, orta kısmına çalışacağım arkadaşlar. Aynı kısmı da yine orta ara modelimizde de kullanacağız. Şimdi ben oyamın ters yüzünü çeviriyorum. Daha kolay yapabilmek için de katlayacağım arkadaşlar. Hemen zürafamın içine batarak buraya bir düğüm atıyorum. Ve buraya küçük bir pırpır yapacağım arkadaşlar.
Tekrar zürafamın içine batarak buraya bu büyüklükte bir küçük pırpır yaptım. Hemen oyamı çeviriyorum. Düz yüzünü yapmış olduğum pırpırın içine batıp hemen düğüm atıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet, buraya 7 tane kadar sık iğne yaptım. Bir tane daha yapabilirim arkadaşlar. 7-8 tane. Diğerlerine 8 tane yapmıştım. Sık iğneleri de eşit olursa, yani yapmış olduğunuz yuva ne kadar dengeli olursa modelinizin boyları hepsi eşit olur arkadaşlar. Daha muntazam gözükür. Şimdi buraya 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra zürafamın içine tekrar batarak buraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde orta kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi oyamı tekrar çeviriyorum. İkinci yuvamı yapacağım. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Bu şekilde buraya ikinci bir yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar çevirdim. Yuvamın içine batarak hemen bir boş düğüm atıyorum. Hemen sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet, buraya 14 tane kadar sık iğne sığdı arkadaşlar. 14 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar zürafamın içine batıp buraya düğümümü atıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar.
Bu şekilde ortasına modelimi yapmış oldum arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.